Şimdi arkadaşlar bakın şurada şu anki şu mesafe ne kadar? Biz bunu yere oturttuğumuz zaman bu zannedersem hop böyle biraz daha kısılacak. Ama buradaki sıkıntı muhtemelen böyle bir şey. Koçağına gelmeden oturuyorum. Bakın hop görüyor musunuz? Hop içeri girdi. Bu gevşemiş abi. Bu sökülmüş. Kren şeylerinde mutlaka buna da dikkat edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar görüleceği üzere içini açtık. Abicim sen çarkçı başına haber verdin mi? Tamam içini açtık abi. Şey yaptık bu içi vidasından çıkmış. Bekliyoruz tamam. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz bu? Burası bunun şey. Bearing. Bu pin. Bu pin göreceğiniz üzere bu içi de vidalı. Şurası. Bu vidadan çıkmış. Vidadan açmaya başlamış aşağı doğru gitmiş. Bu vidanın normalde dönmesi lazım. Bu burada kalmış, dönmemiş. Tamam mı? Ondan sonra bu da vidadan sökülmeye başlamış içeride. Şimdi temizleyince göreceksiniz. Ve bu aşağı inerdi. Canımızı okurdu. İzahatını da yapamazdık. Bencesi niye dönmediğini de söyleyeyim. Bu yeni değişti. Bearing her şey çalışıyor ama bu kadar gres konulmaz abi. Bu kadar gres koyarsan ikinciler bilir. Kastanyolalarda kavramalar tutar. Açamazsın. Fazla gres de tutturur. Anlatabiliyor muyum? Yapışır. Tutar mekanizmayı döndürmez. Böyle bir sıkıntı var. Evet, çok greslemişler. Şimdi temizleteceğim. Ondan sonra bir daha görüşürüz. Okay, we can clean. Clean the gres. Okay. Bir de şu protection buradan çıkmış abi. Bunu burada olması gerekiyordu. Bu distance piece. Bunlar şeye bu nasıl diyeyim? Shaft kaymasın vesaire, içindeki bir yeri oynamasın diye yapılan distance piece'ler. Yani böyle de bir mekanizma var bunun içinde. Ya şimdi belki MacGregor firması bana kızacak ama arkadaşlar ben bu MacGregor crane'leri çok beğenmiyorum. Abi daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Yani çok fazla tasarım hatası var crane'de. Yani anlatmıştım o crane inspection'larda şu forward jib grubu. Yani şu tepe şivler. Uç şivler pardon. Jibin ucundaki şivler tamam. Eskiden dağıtıyordu şunlar. Sonradan şirket adı gemi adı vermeyeyim. Orada biz komple değiştirdik. İşte yok içeride o teflon baskı sihirleri yer. Burada böyle güzel düşünülmüş ama şunu sakın unutmayın. Denizde en basit çözüm şeyi sağlar. Sonucu güzel sağlar. Yani ıhı crane'leri ben o yüzden tercih ediyorum. Çünkü abi bir ırgat ne kadar problem çıkarıyorsa ıhı crane'lerde ancak o kadar. İçi çok basit. Basit ve efektif. Ya bu kadar teferruat etkiler. Bunların hiçbiri gündeme gelmez. Onu bir daha söyleyeyim. Bakın burada burayı da kaynatmışlar. Görüyor musunuz? Şurada o dediğim pin içi temizlenince gözükür. Şurada bu çıkmasın diye. Yuvası nerede bunun abi? Heh şurada bakın. Bunu iyice temizleyince burada alen key var burada alenle. Bir tane alen vida takıyorsun. Yani tam bu şeyin dişlerin ortasından ne bu dönebiliyor ne bu dönebiliyor. Tamam mı? Tutsun diye. O zamanla çürüyor. Biz diğerkini açtığımızda da aynı sıkıntı vardı. Dolayısıyla kaynakla tutturmuşlar. Mecburen kaynakla tutturursun ama kaynak atmış. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı gündeme gelmiş yani. Görüleceği üzere. Tamam. Buna çok çok dikkat edin. Bu yüksükten dönüyor. Bak bu gayet oynuyor. Rahat oynuyor. Yeni takıldı. Ama vidadan çıkıyor. Yani bunun bedeli çok ağır olur. Korkunç olur. Öyle de bir şey var. Biz bunu yeniden kaynatacağız. Yerine koyacağız. Ondan sonra göreceksiniz. İyice bir temizleyelim. Buna da dikkat edin. Crane inspection. No. Just wait. I will take picture. You just clean for now. Okay. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Sonra kapatıp yerine koyacağız. İşte bunda hiçbir numara yok. Yani. Tamam.
onu komple çevirip oturtuyorsun. Sonra da kaynatıyorsun buraya. Ya da alen şeyi bozulmamışsa, bakın şurada alen yuvası var, görüyor musun? Alen yuvası bozulmamışsa, bunun aynısından bu şeyde de var. Ana pim bunda. Dolayısıyla şey, tutsun diye, ama o zamanla gidiyor, çürüyor. Arkadaşlar, göreceğiniz üzere o alen girişi şurası, temizledik. Bunu kaynak yapmışlar buradan ama bu tutmamış, atmış. Dolayısıyla biz bunu bir daha kaynayacağız. Yani bu oturuyor. Bu da buranın içinde dönüyor. Bu ağırlığı taşıyan bu. Bu bir yerin. Bu daha önceden değişmiş de, buraları hep yemiş, görüyorsunuz. Zedelemiş daha doğrusu. Yemiş demeyelim. Bu şekilde buna çok dikkat edin. Yani şu şeylerdeki mesafe, yani şu mesafe burayla birebir, yani tas tamam oturuyor. Çok az bir klinisi. Böyle açık ara fark varsa bu içeride vidadan burada böyle sökülüyor demektir. Yani bu burada dönmüş. Bu vidadan çıkmış arkadaşlar. Bütün olay bu. Şu an geri takıyoruz bunu. Görüyorsunuz burası yeri yerine oturdu. Yani mesafenin böyle neredeyse sıfır olması gerekiyor. Ne kadar böyle açılmıştı. Bu pinlere de ayrıca dikkat. Yani birbiriyle kıyaslayıp herhangi bir aksilik var mı? Böyle bir asimetrik. Bunlara da bakmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, merhabalar. Bu videoda birkaç parça halinde çekmiştim. Bir yandan bugün o koçayı söktük, taktık. Ama sesi iyi çıkmamış kimi yerlerde. O yüzden şey yapmak istiyorum. Bir son kısmına ayrıca bir video. Şimdi bu işin açılış kısmı şöyle. Dün bizimkiler, şurada birkaç resim göstereceğim. Gresleme yaptık. İşte tahliye operasyonu öncesi. Bakın görüyorsunuz, burada koçanın hukla birleştiği yer burası. Burada mesafe çok kısa, pardon. Burası da köprü üstümüş. Görmüş olursunuz. Bakın şu, mesela diğer önceki videolarda da, resimlerde mesafe çok kısa. Ama maalesef bu arkadaşlar kaç kişi birden gresliyorlar, ama şuralarda falan göreceğiniz üzere 3-4 kişi birden gresleme yapıyorlar tellere, şey koçalarda. Bakın mesafe sıfır, bakıyor oradan. Gres'in geldiğini görüyor. Ama maalesef bakın burada hem de yakın çekim yapmışlar. Bir diğer koça da, bakın görüyor musunuz mesafe ne kadar aşağıda, adam bunu fark etmiyor. Yani böyle bir abi, oyun peşindeler yani. Şimdi arkadaşlar, bu maalesef Filipinlilerle çalışırken bu tarz teknik problemler yaşıyorsunuz. Yani bu adamların çok fazla kabiliyeti yok bu işlere. O yüzden bazı şeyler çok ciddi atlanıyor. Bakayım şu, bugün ayın 14'ü. Şu resimler üzerinde de bakın, bu ilk söktüğümüzde görüyor musunuz ne kadar fazla bir mesafe var? Şurada. Çok ciddi bir mesafe var. Bunu işte böyle askıya aldık, söktük. Söktükten sonra bakın şu içeride vida. Vidadan çıkmış bu. Yani bir ne bileyim 3-5 tur daha atsa aşağı inecek. Bu rulman kısmı. Bu rulman kısmı. Daha sonra bunu temizleyip işte kaynatıp üstten. Bakın görüyor musunuz şurayı, bu. Bu vidalı bir şeydir böyle. Göreceğiniz üzere şu altı rulman. Şurası rulman. Burası da vida. Bu vidadan dönerek çıkmış. Öyle bir sıkıntı var. Üstten kaynattık. Yani o şeyler yediği için artık bir alen takabilecek yer olmadığı için dört yerden birden kaynattık. Şimdi arkadaşlar, bunu kaynattık. Güzel yerine koyduk. Ama şunu demek için ben biraz da bu son kısmını çektim. Mesela biz bu iki numaralı kreni değiştirmiştik. Tamam, bakın şurada da göreceğiniz üzere bunlar da içindeki bastikalar. Zaten videolarda da gördüğünüz gayet paslı. Biz bunu bir güzel temizledik. İçi de 2 numarada. Hani ben şey yaptırdıydım. Bir tip böyle, hani imkanı olduğunca birkaç raspa çabucak, veya vaktiniz varsa full yaptırın. Gerçi bu
şeye, biz bunu geri oturttuğumuz zaman şu yatağa, şuraya, şu kısma, içine bir tane kaynak parçası gelmiş bunun, tamam mı? Sıkıntı o. Kaynak parçası gelmiş, yerine oturttuk, bu takıldı, zor döndü. Bu sefer hadi geri söktük bir daha. İçini bir güzel temizledik, o düşen kaynak parçası. Yani onu da yediğim en ufak bir şeyde, ufacık bir düşen parça bile şu yatakta dönmemesine, güzel işlememesine sebep olabiliyor. Hani ikide bu sıkıntıyı yaşamamıştık ama dediğim gibi şu bastikalar filan da pasla, arada kaba paslar da vardı bastikada, şu iç şeylerde, bu alanda. Buradan da böyle hani dikkat etmezsiniz, içine bir düşer, üstüne oturttuğunuz zaman bu sefer dönmüyor. Çok güzel. Eğer imkan varsa şeyi tutun. Eğer çabucak bir hemen çekiç deyip veya kazıma raspayla. Eğer imkan yoksa da bir hava tutun filan. O kaynak parçalarını çok güzel temizleyin içinde. Sağında solunda dökülenler. Çünkü araya girip dönmemesine sebep oluyor. Öyle de bir sıkıntı yaşadık. Onu da demek istedim. Bu da böyle bir durum var. Yani crane inspection'larda eğer birbirleriyle mukayese ettiğinizde arada bir fark olursa buna çok dikkat edin. Veya işte operasyonlarda, yüklemelerde ve yani verilmiş sadakaları varmış. Bu krenlerle operasyona girmişler. Operasyonda olmuş bu ve yani çıkmamış, düşmemiş. Yani çok çok şansları varmış abi. Fark etmesek ama bu yani yarısından fazlası çıkmıştı aşağıya. Bize denk gelecekti yani, önceden olan bir dikkatsizlik. Dolayısıyla bunlara da dikkat edin yani. Teşekkür ederim.